İbni Hafif diyor, bir gece yarısı hizmetçiye bana bir kadın ara dedi diyor. Hizmetçi, bu gece yarısı nereye gideyim? Bir kız kardeşim var, şeyh müsaade etsen onu getireyim dedim diyor. Şeyh efendi gece kalkıyor, git bana bir kadın bul dedi diyor. O mübarek hizmetçi diyor ki, bu gece yarısı nereden bulayım ben sana? Ancak bir kardeşim var. Şeyh getirdi diyor. Bunun üzerine hizmetçi gitti, kız kardeşini getirdi. Şeyh derhal onunla nikah kıydı. Hemen yani kadın isteyince başka şeyler akla gitmesin anlaştık. Nikahınla, helalından nikahlanmak istiyor şeyh efendi. Sonra 7 ay dolunca bir bebek dünyaya geldi ve öldü diyor. O vakit Şeyh İbni Hafif hizmetçiye dedi ki diyor, kız kardeşine söyle, boşanmak isteyip istemediğini sor, eğer boşanmak istiyorsa öyle olsun, yok devam etmek istiyorsa kalabilir dedi. 7 ay sonra bir çocuk oluyor. Fakat hikmet ilahi bir çocuk, çocuk han daha vefat ediyor. Hizmetçi de soruyor, diyor ki, ey şeyh, bundaki hikmet sır ne? Yani bir gece kalktın dedin ki bana bir kadın bul, ben de sana bacımı getirdim, nikahladım ve 7 ay sonra bir çocuğumuz oldu, ölünce sen de bir sefer dedin ki, ey bacın kalman isterse kalsın, gitmek isterse git. Bundaki sır ne? Deyince şeyh efendi diyor ki, nikah akdi yaptığım gece rüyamda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemi ve kan ter içinde boğulan çaresiz birçok kimse gördüm diyor. Rüyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve birçok insanı gördüm ki her hepsi kan revan içinde ya. Reziller, perişanlar ya. Aniden diyor bir sabi çocuk çıka geldi ve babasının elinden tutarak Sırat Köprüsü'nden geçirip götürdü diyor. Bu rezil, perişan, kan revan içinde rezil olan, perişan olan adamları bir çocuk geldi diyor. Elinden tuttu, Sırat Köprüsü'nden geçirdi gitti diyor. İstedim ki diyor, benim de öyle bir bebeğim olsun, o bebek dünyada gelip gidince maksat hasıl oldu. İstedim ki diyor, öbür tarafta da benim için öyle bir kurtarıcı olsun. O çocuk da dünyadan gelince maksat hasıl oldu. İnşallah o vesileyle, Allah-u Teala onun vesilesiyle beni kurtarır dedim diye.